Bir sefer yavru aldık, yavrular öldü. İkinciyi de almaya para yok. Sonra bal vardı, balından değiştirdik yavruları. Artık dedik bu yavrular da ölürse yani bu işi yapmayız yani. Onun kararını verdik yani. İki aileydi burada. Kaynım kaynatam da vardı. Herkes dedik fabrikaya girsin. Yani çok zorluklar tabii ki de çektik. Elektrik yok. Çocuklar var, okula Çocuklar gidecek. okula gidecek. İlkokul var köyde. Öteki okullara, ortaokullara da taşımalı vizeye gittiler. Elektrik olmayınca çamaşırın elde, yemek elde. Mesela bir ocağımız bile yoktu. Tek gözlü tüpte ben yazın yemek yapıyordum. Yazın sıcak soba yakamıyorsun. 3-4 yıl ocak bile alamadık yani. Çok zorluklar da tabii ki geldik. Mesela Balkaya'da köyde yoldan araba geçmezdi. Ulaşım yoktu. Rahmetli kaynatam buradan ekmekçi arabasıyla saraya giderdi, saraydan vizeye yani öyle gidip akşama taksiyle gelirdik eve. Kendi sudan elektrik üretmeye başladık ama çamaşır makinesini günde bir kere çalıştırabilirdik. Başka bir şey yapamazsın, yetmezdi elektrik. O sıkıntıları da çektik. Hasta olduğumuzda doktora giderdik, bir araba yok yani biz yabancıyız. Köylü bizi taşımazdı bile, parayla bile götürmezlerdi yani mesela bizi yabancı olunca. Bir çarkla beraber deviri artırarak sudan 48 volt elektrik üretip bir sistemde toplayıp akülere dolduruyoruz. Akülerden de invertör sayesinde 220 alarak işlemimizin elektriğini bu şekil geliştiriyoruz. İlk zamanlar 220 almaya çalıştık. Kotumuz yetmediği için 220'yi tam net alamadık. Alamayınca bu sisteme döndük. 48 volt üretip akülere dolduruyoruz. Buradan 220 alıyoruz. Ama işletme büyüdükçe bu da yetmemeye başladı. Buna bir de güneş panelleri ilave ettim ben. Güneş paneli, su ikisinden ürettiğimiz elektriği işletmede kullanıyoruz. Tekrar artık bu da zaman zaman yetmemeye başladı. Şimdi şehir şebekesi de aldık. O da geldi buraya şehir şebekesi. Şehir şebekesi geldikten sonra yani şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Bu fikir yine rahmetli babam Ali Çodar'ın fikri. Bu memlekette bu işi zaten amatörce yine suyla bizi Karadeniz engebeli dağlık arazi olduğu için bizde orada da kot sıkıntısı yoktu. Orada bu işi yapmıştık amatörce. Kendi evimizin elektriğini görüyorduk ta 79-80'li yıllarda. Ondan sonra buraya gelince aynı şeyi tekrar burada kurmaya çalıştık ama bu sefer de kot meselesi çıktı burada. Arazi düz, kot yok. Nasıl yüksekten dökeceksin? Dökemedik. Bu kanalı bu kadar uzun kazmamızın da birinci nedeni buydu. Elektrik üretmek. Ama sonuçta bunu başardık. Burada bir elektrik ürettik. Elektrik bize gelen su ilk önce elektriği üretiyor. Ondan sonra da elektriği ürettikten sonra balıklara gidiyor. Yani iki türlü iş görüyor bizde. Suya bile iki türlü iş yaptırıyoruz yani. Valla babamızın bize en büyük bıraktığı miras işte böyle projeleriyle, fikirleriyle elektrikte, balıkta, arıda bir de dürüstlükle en büyük mirası babamın bize bu oldu. Rahmetli Ali Çodar'ın mirası budur. Babamın çocuğu olarak ben de 60 yaşına geldim ama kızım Zeliha bundan sonra bunlar devam edecek. Bayrağı biz bunlara devredeceğiz. Bizim de artık miadımız doldu gibi. Sonuçta şu anda bayrak bunlarda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.